Türkiye'nin zor günleri. Zaman birlik beraberlik zamanı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer Türkiye karşıtı ülkeler Cumhur İttifakı'ndan ziyade bunun karşısında yer alan eski adıyla Millet İttifakı'nın ortakları arasında daha rahat anlaşabilecekleri partiler olduğunu her fırsatta deklare ederek açıklamalarını sürdürüyorlar. Amerikalı ve Avrupalı liderler de Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhur İttifakı'nın karşısındaki partilerin desteklenmesi noktasındaki bu konudaki tavır ve beklentilerini gizleme ihtiyacı da duymuyorlar. Bütün bu siyasi tercihlerini de kendi kontrollerinde olan yazılı ve görsel medya vasıtasıyla dünyaya duyurdukları gibi çekilmeden Türkiye'deki yandaşları olan medya vasıtasıyla açık açık dile getirdikleri ve özellikle Alman, Fransız ve İngiliz basının Türkiye seçimlerine dair değerlendirmelerinde. Mevcut iktidarın devam etmesi ve 31 Mart'taki mahalli liderler seçimlerinde de başarıları olmaları halinde başta ekonomi ve dış politika alanlarında Türkiye'nin karamsar tablolar çizerek, aba altından. Sıpa göstererek hem ülke sınırları içinde hem de ülke sınırları dışında da terör odaklı kaotik ortamlar oluşturarak Türkiye aleyhine çalışmalarına büyük hız vererek devam etmektedirler. Spekülatif algılarla siyasi partiler ve seçmenler yanıltılmaya çalışılıyor. Maalesef her geçen gün spekülatif açıklamalar ve partilerin içine yerleştikleri kripto elemanların partilerin felsefe ve programlarına uymayan şahısların gizli eller tarafından desteklenerek provokatif açıklamalar yapmaları ve daha pek çok entrikalarla seçim sürecince artarak devam edecek faaliyetler dikkatle izlenmeli ve tedbir alınmalıdır. Sınırlarımız dışında terör tırmandırılıyor. NATO müttefiki olan Türkiye'nin dünyanın ikinci büyük ordusuna sahip olmasına bakmayarak komşularımız için de Türkiye ile işbirliği yerine Irak ve Suriye örneğinde olduğu gibi oradaki terör örgütleri ile işbirliği yapmaktan kaçınmayarak bölgede kaos oluşturmakta hatta müttefik olan Türkiye ile oradaki işbirlikçilerini kullanarak kargaşa çıkarma adına terör. Hareketlerinde bulunarak bölgenin ateşini yükseltip kaosu destekleyerek hain planlarını gerçekleştirme yolunda adım adım ilerlemektedirler. Hedefleri Türk İslam Birliği'ni engellemek. Bölgede çevirdikleri bu entrikalarla emmai çeşit hile ve desise fikriyle milletimizin birliğini beraberliğini bozmakla kalmayarak, kardeşçe yaşamanın. Bir olmanın birleştirici merkezi olan Türk İslam Birliği yanında Türk ve İslam ümmeti ile de birlikte yan yana olmamızı da hedef almıştır. Azerbaycan Zengezur Projesi Rahmetli Turgut Özal'dan sonra 30 yıldır akametle bırakılan Türk dünyası ile Türkiye'yi ve Batı'yı birleştirecek benim de çalışma grubunda yer aldığım Zengezur Projesi Mehri Hattı yanında. Orta Doğu'daki pek çok projenin hayata geçirilmesi zaruridir, elzemdir, katidir. Filistin soykırımı ile ilgili. Türkiye İİT için hamle yapan tek ülke olmuştur. Son zamanlarda Cumhur İttifakı lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle hem Irak ve Suriye'deki belirsizlikler hem de soykırım seviyesine varan Filistin'deki ve Gazze'deki yapılan saldırılar sonrasında Türkiye'nin girişimiyle yapılan toplantılar ve alınan kararlarla İİT e tekrar gündeme gelmiş ve yine Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle son yüzyılın en büyük soykırımı yaşanan Filistin'deki drama sadece bir kınama kararı çıkarılabilmiştir şehline vermek veya kıyameti beklemek. Birilerinin dediği gibi biz tribünlere oynayan siyasi liderler gibi olayı geçiştirmek için kullanılan, küfür tek millettir diyerek bu olayı geçiştirmek istemeyenlerdeniz. Türk'ün Türk'ten, Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu yoktur. Sözü lafta kalmıştır. Bunun en doğru örneğini Abdin Çin'in zulmü altında ezilen Türkistan ve Uygur bölgesine karşı ekonomik kaygılarla da olsa Çin'e yaptığı yaptırımlar ve onlara sahip çıkması, Türk ve İslam ülkelerinin cılız seslerle soydaşlarına ve sessiz kalması yanında bütün Müslüman ülkelerin ve Arap Birliği'nin yanında ne Müslüman ne de Arap olmayan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Filistin'de yaşanan soykırımla ilgili İsrail Devleti aleyhine Lahey Adalet Divanı'nda dava açması da bütün dünyadaki İslam devletlerine ve Müslümanlara ve liderlerine tarihe kayıt düşecek ve ders alınacak bir hadise olmuştur. Dünyada her an değişebilen bu spekülatif konektör sebebiyle içimizdeki problemleri şimdilik dışarıdaki canavarın saldırıları sebebiyle olağanüstü haller dışında sineye çekmekteyiz. Zaman birlik beraberlik ve düşmanın okunun gösterdiği noktaya devletin bekası için destek olma zamanıdır. Ve selam Muirp'nin basın toplantısında da açıkladığı Türkiye'nin geleceği ile ilgili kaygıları, sağduyu sahibi olan herkesin olduğu gibi bizim de kaygılarımızdır. Bir sonraki yazılarımda bu kaygılarımızı ve yol göstermelerimizi mutlaka bu sütunlarda 10 Şubat'taki YRP açıklamasından sonra paylaşacağız. WhatsApp Bilgi ve ihbar Hattı 0532 0096